Yaşam koşulları ve coğrafyaya göre değişiklik gösteren yöresel kıyafetler yeniden gündemde. Birçok medeniyete beşiklik eden Elazığ'da da yüzyıllardan beri kültürlenme ile birlikte kendine özgü özellik gösteren yöresel kıyafetlere ilgi yurt içi ve yurt dışından artarak devam ediyor. Kurulduğu ilk günden itibaren bünyesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ, tarihi ve yemek kültürünün yanı sıra folklorik öğelerinin en önemlilerinden biri olan yöresel elbiseleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Modernleşme ile birlikte her ne kadar giyim kültürü değişse de son dönemlerde eski yöresel kıyafetlere dönüş hızla devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde yöresel kıyafet farklılık gösterse de Elazığ'a özgü yöresel giyimin başında şalvar ve bindallı geliyor. Binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürüyle öne çıkan Elazığ'da yüzyıllardır kadın ve erkeklerin tercih ettiği kasket, şallar ve yöresel kıyafetler günümüzde de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Elazığ'ın yöresel kıyafetleri şalvar, yelek, gömlek, kuşak, şapka ve yemene ayakkabı. Bunlar Elazığ'ın yöresel kıyafetleri. Biz hepsini yapıyoruz. 50 yıldır yöresel kıyafet diken 60 yaşındaki Resul Korucu da bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için her sabah erken saatlerde dükkanını açıyor. Elazığ'ın yöresel kıyafetlerini dikiyorum ve imalatçısıyım. Babalarımızın, dedelerimizin giydiği yöresel kıyafetlerin aynısını yapıyoruz. Şimdi biz burada 2-3 arkadaş beraber çalışıyoruz. İşte dediğim gibi şalvarını, yeleğini, kasketini, gömleğini, efendim kuşağını, yemene kapsını burada imalat yapıyoruz. Elazığ ili ve ilçelerine Bingöl, Muş, Tunceli, Erzincan. Onlar da aynen bizim bu yöresel kıyafetimizin aynısını giydiği için oraları da satıyoruz. Şimdi Elazığ'da mesela Diyarbakır'ın ayrıdır. Niye? Diyarbakır, Urfa, efendim hayır Adıyaman, Batman, Mardin onların ayrıdır. Neden ayrıdır? Onların şalvarı bize uymaz. Onların peygi aşağıda, paça kısmı dar. Onların şalvarda bizim şalvar farklıdır. Fiyatlar şimdi takım komple olduğu zaman dediğim gibi işte takım komple ayakkabıdan şapkaya kadar hazırını alırsanız iki kalite var. 700 lira, 800 lira kumaştan fark ediyor. Ama derseniz bana özel dikin 1,5 milyara kadar şalvarın takımı var. Elazığ'da başlı başına bir kültürü oluşturan yöresel kıyafetler insanların hem mutlu günlerinde hem de hüzünlü günlerinde tercih ediliyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte yöresel kıyafetlerin satışlarında da hareketlilik yaşandı. Yöresel kıyafetler genellikle yaz olduğu zaman dışarıdan, il dışından, yurt dışından vatandaşlar geldiği zaman ağırlıklı işlerimiz daha artıyor. Vatandaş eski şeyler dönüyor, yani eskiye özlem duyuyor. Vatandaşlarımız işte yazın mesela özellikle düğün olduğu zaman damat kına gecesinde bayanlar kına elbisesi, bayanlar da şu gördüğümüz işte yöresel kıyafeti giyip düğün yapıyorlar. Yani eskiye özlem daha da oluyor. Terziciler Odası Başkanı Erdem Özatlı, Elazığ'ın kültürüne sahip çıktığını söyledi. Yöresel kıyafetlerimiz Harput kültüründen geliyor. Harput kültürünü de yaşatmaya çalışıyoruz biz Terziciler Odası olarak. Burada şalvarımız, yeleğimiz, gömleğimiz, şapkamız, ayakkabısına kadar Harput kültüründen gelen bir yöresel kıyafetimizdir. Bayanların da bindallı kıyafeti kına gecelerinde, düğünlerde giyiliyor. Şu anda revaçta. Kültürüne sahip çıkıyor Elazığ. İl dışında bütün Elazığlı kardeşlerim, büyüklerim, herkes arıyor bizi, odayı. Yöresel kıyafet istiyorlar. Büyük bir talep var. Bunu yürekten söylüyorum. Şapkasına da, şalvarına, yeleğine, ayakkabısına, gömleğine kadar. Çok büyük bir talep var. Özatlı, Elazığ'ın yöresel kıyafetlerinin diğer illerden de talep gördüğünü belirtti. Elazığ, Harput kültürü bu büyük bir kültür. Yani bu Malatya şalvarı, Diyarbakır şalvarı, işte Adıyaman şalvarı ama Elazığ'ın şalvarını, yeleğini, gömleğini, ayakkabısını hiçbir yere yapamaz. Hiçbir tanesi de bizimkini tutamaz. Bizim Elazığ şalvarı, gömleği, yeleği, şapkası muhteşem. Bunu biz söylemiyoruz. Oradaki ben federasyondan yönetim kurulundayım. Gittiğimiz zaman biriyle bölge toplantısına orada gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki ya sizin şalvarınızın bana bir kalıbını gönderir misin başkan? İstiyorlar diye. Bunu Van'da söylüyor, Diyarbakır'da söylüyor, Adıyaman'da söylüyor, Malatya'da söylüyor. Bana bir kalıp çıkar,
Elazığ şalvarının kalıbını bana gönder, çok istiyorlar, çok beğeniyoruz diye bana bir zat teşekkür ediyorlar.